İttifakını anladık biz dün itibariyle. AKP ve MHP olarak görüyorlar. Hamza Dağ'ın dün CNN Türk ekranlarında yapmış olduğu açıklamada Büyük Birlik Partisi'ni yok sayması bir anda çok sert bir tepkiyle karşılandı. Ne konuştuğuna dikkat etsin. Başlığa bu çıkarılmıştı yerel haber sitesinin kaynağında ve Büyük Birlik Partili Yardımcıoğlu'nun o söylediği sözler genel merkezimizde değerlendiriyoruz. %7 barajı da bize karşı görülüyor, biz öyle anlıyoruz mealinde cümleler kullandı. Büyük Birlik Partisi görece oy oranı ile ilgili ufak çaplı bir parti olarak değerlendirilebilir ama örgütlenmesi, teşkilatı, Alperen Ocakları vesaire güçlü bir yapıdan da söz edildiği ve son anketlerde %3'leri gördüğü de söz ediliyor. Cumhur İttifakı özetle BBP'yi yok sayabilir mi %7'yi getirme pahasına? Yani Büyük Birlik Partisi'ni yok saymayacaktır şüphesiz ki. Yani bunlar şimdiki durumda böyle küçük arızalar olarak görmek mümkün. Her ne kadar Büyük Birlik Partisi'nin %3 gibi bir kamuoyu anketi sonucunu ben görmedim ama yani seçimlerde aldığı oy da yani 0-2 gibi duruyor. Bu bakımdan fakat Cumhurbaşkanı'nın bugün %1,2 oy oranına sahip Saadet Partisi üzerinde çok şiddetle durması ve onun bütününü AKP'ye istemesi karşısında aslında her tür örgütlü oy yapısına ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Hı-hı. Yani bunun %0,2 olması veyahut da 0,5 olması, 0,1 olması hiç önemi yok. Önemli olan toplum içinde örgütlü fakat bir etkisi fazla olmasa bir de oy yapılarını, oylara, oy seçmenlerine talep olması. Bu bakımdan ben Büyük Birlik Partisi'nin bu Cumhur İttifakı'nın dışında kalacağını ve onun dışlanacağını, Cumhur İttifakı'nın dışında değerlendireceğini düşünmüyorum. Burada bir arıza söz konusu. Tabii televizyonda yapılan konuşmalarla partinin bu konuda alacağı kararlar, politik tutumu farklı şeyler. Tabii. Bunun altını çizmek isterim. Yani Büyük Birlik Partisi neden bu %7'lik barajı kendisine karşı olduğunu da bilmiyorum doğrusu. Yani 0-10'la 2'lik 0-10'da 3'lük hadi diyelim yarımlık bir partinin yani zaten %3'e bile düşse oy oranı %5'e bile düşse yani tek başına meclise girme potansiyeli çok zayıf olduğu da belli ortada. Büyük Birlik Partisi barajsızlığı savunuyor. Baraj olmasın diyor. Tamam. Barajsızlığı savunuyor. Hakkıdır. Aslında barajsızlığı ben de savunuyorum. Partiler daha özgür davranır tabii. Bu anlamda. Barajsızlık ve Büyük Birlik Partisi değil sadece başka diğer küçük partilerin de barajsızlığını savunduğunu düşünüyorum. Bugün oy oranları oldukça yeni kurulan partilerin özellikle de oy oranları tamamen alt sınırlarda. Ve bugünkü %5 bile olsa, %3 bile olsa meclise girebileceği bir potansiyeli sahip olmadıklarını görüyoruz şu tabii. Aşamada. Tabii önümüzdeki 1,5 yıl içinde neler olur, köprünün altından ne sular akar onu tam bilmek mümkün değil. Ama büyük kamplaşmaların ve siyasetin iki büyük kampa ayrıldığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletin de bu kamplardan birini seçme durumunda kaldığı bu süreçte küçük partilerin %3 bile olsa mecliste milletvekilinde güreşmelerini ben imkansız olarak görüyorum doğrusu. Ama Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Yani onun altını çizmek lazım. Zaten Hamza Bey'in açıklaması da bu anlamda yani bir tehdit olarak görmüyorum ama bizi küçümsemeyin. Nedir vurgusu bu var. Şeklinde bir serzeniş olarak kabul etmek lazım diye düşünüyorum. Peki gelelim bugünün en çarpıcı açıklamasına. İYİ Parti lideri Meral Akşener dün ve önceki gün yaptığı açıklamalar şuna işaret ediyordu. Ben süreçte kimsenin önünü tıkamak istemiyorum. Böylesi vurgular vardı. Hatta öyle bir yakın mercek tutuluyor ki Millet İttifakı liderlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cümleyi
bizle mi, yapacağızla mı bitiriyor, yapacağımla mı bitiriyor? Buna bile dikkat ediliyor. Buradan bile bakın işte tek başına adaylık mesajı verdi. Hızla bitirdi, bütüncül konuştu. Demek ki ortak aday vurgusuna işaret ediyor gibi analizler de yapılmaya çalışılıyor. İyi Parti liderinin bu yüzden son açıklamaları dikkat çekici. Ben sürecin önünü tıkamayacağım derken, ben aday olmasam bile, böyle bir mutabakat oluşmasa bile fazladan adaylık ortaya koymayacağım demişti. Bugün pekiştiren bir açıklamaya daha imza attı ve seçime tek adayla gidilmeli diye söyledi. Matematik buna işaret ediyor mu? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın mevcut ya da potansiyel adayı mevcut Cumhurbaşkanı'yla yarışa girecek bir aday üzerine zaman zaman tartışıyor. Gündem elverişli olduğunda. Şu sıralar tekrar tartışılmaya başlandı. Ne görüyorsunuz adaylık tartışmalarını? Can, bu süreç aslında daha su kaldırır. Yani su kaldırır derken zamana işaret ediyorum. Hı hı. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde bu adaylık daha kesinleşecektir ve netleşecektir. Şimdi bunların hepsini erken konuşuyoruz. Aslında ben de tek adayla gidilmesinden yanayım. Yani bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Tek adayla gidin seçimlere gidilmesinin Cumhurbaşkanı'nın karşısına bir Millet İttifakı adayıyla katılması ve ilk turda olmasa bile ikinci turda yani %50 alınması lazım. Belki de ilk turda bile bitirilebilir seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi diye düşünüyorum. Burada çoklu aday meselesi aslında küçük partilerin bir dayatması gibi duruyor. Yani küçük partiler, yeni kurulan partiler daha doğrusu. Onlar işte kendilerini de var etmek için, kendi güçlerini de ortaya koymak için, çünkü taraftarları kendilerini Cumhurbaşkanı adayı olarak seçeceklerdir bir şekilde. Orada kendilerini ne kadar oy alabileceğini görmek istiyorlar onlar da. Bu gördükten sonra aslında iki hafta sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde bir pazarlık payı olarak kendilerini ortaya koyacaklar. Bak şimdi ben gördüğün gibi yani 300 bin, 500 bin oy aldım. Bu işte %1'e tekabül eder. Dolayısıyla Cumhur İttifakı, işte Millet İttifakı sonucunu kurulacak olan hükümette, Cumhurbaşkanlığı sisteminde benim de bir etkim, sözüm olmalı diye bir pazarlık meselesi olarak masaya koyacaklar. Bunun için küçük partiler burada kendi alacakları, yani bağımsız adaylar olarak çıkıldığı takdirde, yani bir sürü Cumhurbaşkanı adayı çıkılırsa, bu küçük parti başkanları da kendi adaylıklarını koyacaklardır ve oradaki oy oranlarının toplamının ne olduğu ortaya çıkacak. Ondan sonra dediğim gibi pazarlık masasına kurulacak, getirecekler. Bu tek aday olduğu zaman aslında Millet İttifakı konusunda bir pazarlık şansları olur mu olmaz mı onu tam bilemiyorum. Ama tek aday çıksa bile Millet İttifakı, yani ilk turda işi bitirmek için tek aday gösterseler bile, peki, bence yani yapılan kamuoyu anketlerinde ciddi anketler dikkate alınarak onlarla da bir ön görüşmeler vesaire yapılabilir aslında. Yani bunun için bir çok adaylı bir ilk tur sistemine gidilmesi de gerekmiyor diye düşünüyorum. Burada Meral Hanım'ın söylediği aday olmayacağım, yani daha doğrusu önünü tıkamam. Evet. Bu çok doğru bir saptama aslında. Buradaki çünkü burada iki parti arasında, iki büyük parti arasında, yani İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi için arasında herhangi bir sürtüşme, sorun çıkacağını hiç düşünmüyorum. Sıfır olasılık olarak görüyorum. Çünkü iki partinin de geleceği aslında bu seçimlerin sonuçlarına bağlı. Gerçekten de Türkiye'yi yönetecekler. Bunun için aralarındaki sorunları çözümle halledecekler diye görebiliriz. Zaten iki parti geçmişleri de kaderleri de önemli ölçüde birbirlerine bağlıydı. Biliyorsun İyi Parti'nin
Meclise girmesi, vücut bulması ve bugüne gelmesinde ilk kuruluş zamanlarında ve sonrasında Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkısı çok büyük. Çok büyük. Bu bakımdan aralarında da bugüne kadar hiçbir sorun da çıkmadı aslında. Ve en iyi bir ittifak burada söz konusu. Yani geçmişleri çok daha sürtüşmeli ve kötü değil. Geçmişleri temiz. Bu bakımdan iki parti de durumu biliyorlar. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmak istediklerini biliyorlar. Burada önemli olan bir takım sorunlar, yani sorunlar derken kastettiğim bir program. Ne olacak, ne yapılacak, bir ilkeler açıklayacaklar. Yani bunu yakın zamanda açıklayabilirler. Göreceğiz. İki partinin ayrı ayrı programlar açıklaması birbiriyle ters olmadığı sürece de mümkündür. İki partinin kendi partisinin programını dile getirmesi de çok doğaldır aslında. İyi Parti de bunu yapacaktır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de bunu yapacaktır. Fakat birbirine çok ters bir dokümanlar ortaya koyacaktır düşünmüyorum. Peki. Bir farklılıklar olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha sosyal demokrat, daha çok sosyal demokrat bir parti. İyi Parti biraz daha muhafazakar, merkezde duran bir parti. Aralarında bir takım programlarında görüş farklılıkları olması normal. Ama bunun hiçbir sorun ortaya koyacağını, yaratacağını düşünmüyorum. Burada ilkeler, en önemli konu ilkelerde birlik. Bundan sonra ne yapacaklar? Ne yapacaklar? En önemli konu da aslında Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı. Yani benim öngörüm, buna Meral Akşener de gördüğüm kadarıyla bugüne kadar yaptığı açıklamalardan çıkarsadığım nokta, Kılıçdaroğlu aday olursa bunu, yani bu konuda bir fikir birliği olma olasılığı da var. Var. Ve burada Meral Akşener de böyle kurulacak olan bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ilk başta tabii ki bu isimle kurulacak anayasa gereği. Önemli görevler alması da çok doğal ve normal. Yani böyle bir güç, kuvvet, güç paylaşımı, iktidar paylaşımı orada söz konusu olacak. Orada hiç önemli değil. Yani Cumhurbaşkanlığı, Kılıçdaroğlu'nun olması tamamen tüm yetkileri Kılıçdaroğlu'nun kullanacağı anlamına gelmez. Hatta şunu söyleyeyim, meclise çoğunluk sağlayamasalar bile, böyle bir olasılıktan tabii ki bahsediliyor. Dün baktım Meral Akşener bu konudaki soruları da, o çoğunluğu da sağlayacağız. Ve yani çoğunluk derken en azından meclise değiştirmek için 300-400 milletvekilleri, doğru, milletvekilinin oyu lazım biliyorsun. Umarım ona da ulaşırlar. O zaman bu anayasa değişikliğini 2 yıl içinde gerçekleştirebilirler. Ama mecliste çoğunluğu sağlayamazlarsa, o zaman da ben gayri resmi olarak iktidar bölüşümünün bir şekilde süreceğini düşünüyorum. Yani iki parti ülkeyi bir şekilde daha iyi bir şekilde yönetecektir. Buna da hiç şüphem yok. Peki. Nesrin Hanım da bizlerle birlikte. Sayın Nas, hoş geldiniz.